أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين Evet Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle, rahmetiyle, bereketiyle bugün İmam Berbahari'nin şerhü sünnesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bugün 60. babla devam edeceğiz. Hedefimiz 62. baba kadar devam etmek. Yani 60, 61, 62 babı işlemek. O sebepten dolayı abi başlasın ondan sonra 60. babı okusun. Biz açıkladıktan sonra 61'i sonra okur. Evet. Müslümanın kanı üç durum dışında haramdır. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eden, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden bir kimsenin kanı ancak üç şeyden biri sebebiyle helal olur. Başından evlilik geçtikten sonra zina eden kimse, imanından sonra mürted olan kimse, haksız yere mümin bir cana kıyan ve ona karşılık öldürülen kimse. Bunların dışında kalan hususları gelince Müslümanın kanı Müslümana kıyamet kopana kadar ebediyen haramdır. Evet. Bu müellifin getirdiği konu muhtemelen Abdullah İbni Mesud'un Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği şu hadisten alınma olduğunu düşünüyoruz. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç hususun dışında helal olmaz der. Eğer bunlar olursa helal olur der. Zina eden evli cana karşılık can ve dinini terk edip cemaatten ayrılan kişi. Şayet bu üç sebepten dolayı bir kişi bu amelleri işlerse işte o zaman Müslümanın canı Müslümana o zaman helal olur. Neden bu üç tane sebep zikrediliyor? Farkındaysanız genel olarak İslam'da şöyle bir durum vardır. İslam asıl itibariyle Müslümanın kanının, canının, ırzının mutlak olarak Müslümana haram olduğunu söylüyor. Sizler çok olanı değil az olanları anlatırsınız ki geri kalan her şey Müslümanın malını, kanını, canını haram kılar. Yani sen Müslümana bu noktalarda yaklaşamazsın. Çünkü Müslümanın malı, canı, kanı sana haramdır demiş Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Yine başka bir hadiste der ki Kullil muslimi ele muslim. Müslümanın Müslüman üzerine haramun, haramdır. Ne haramdır? Maluhu ve demuhu ve irduhu malı, canı, kanı, ırzı ona haramdır der. Bu üç tane meseleyi zikreder. Tabi hadis uzun bir hadis. Oraya girmeyeceğim. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bize Müslüman kanının hurmiyetini, haramlığını çok açık ifadeyle anlatıyor. Yukarıda saydığımız meseleler bundan müstesnadır diyebiliriz. Evet. Başka bir nokta ise Peygamber Aleyhisselatu vesselam ashabıyla otururken bir gün Muhammed bin Sirin, o da Abdurrahman bin Bekra'dan, o da babasından şöyle nakletmiştir. Demiş ki, o gün gelince demiş Peygamber Aleyhisselatü vesselam devesinin üzerine oturdu bir sahabe de onun yularını tutuyordu. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam dedi ki, bilir misiniz? Bugün hangi gündür? Sahabe dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz de zannettik ki sahabe diyor buna başka bir isim verecek. Yani bugüne başka bir isim verecek. O dedi ki bugün kurban günü değil mi? Dedi. Onlar da dediler ki evet ey Allah'ın Resulü bugün kurban günüdür. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine soruyor. Bugün hangi aydır bilir misiniz? Onlar yine dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bugün zilhicce değil mi? Onlar dediler ki ey Allah'ın Resulü evet bu ay zilhicce ayıdır dedi. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu belde neresidir diye yine sordu. Onlar dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu belde malum olan belde değil midir? Mekke değil midir yani? Dedi. Onlar dedi ki evet dedi ey Allah'ın Resulü burası Mekke'dir. Ama öncesinde sahabe peygamber aleyhissalatü vesselam gerek bu güne gerek bu aya gerekse bu beldeye başka bir isim verecek diye bekliyorlar. Çünkü şeriat bir şeye başka bir isim verirse onun ismi odur artık. Eski isimleri unutacaksın. Yeni isim neyse odur. Sahabe de böyle davrandığı için bilmelerine rağmen Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler ve işi peygambere bıraktılar. Aleyhissalatü vesselam da bu günü, bu ayı ve bu beldeyi olduğu üzere bıraktı. Yani cahiliyede de gün, kurban günü, zilhicce ayı ve beytül haram, haram belde, haram ev diyerek aleyhissalatü vesselam onlara oranın haramlığını anlattı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün herkesin ortak olarak kabul ettiği bir nokta var. Yani Zilhicce'nin haramiyeti yine işte o günün, Kurban günü'nün haramiyeti ve o beldenin haramiyeti ile alakalı herkes ittifak içinde. Hiç kimse bu günle alakalı farklı düşünmüyor. Peygamber aleyhissalatü Vesselam sırf bu örneği vermek için onlara diyor ki işte sizin kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız birbirinize şu beldenizde, şu ayınızda, şu gününüzde hürmeti gibi haramdır. Bunun gibi haramdır diye örnek veriyor. Burada bulunan bulunmayana iletsin diyerek de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onları bu konuda uyarıyor diyebiliriz. Bu ne demek kardeşler? Bu şu demek. Demek ki Müslümanın malı, canı, ırzı asıl itibariyle Müslümana haramdır. Ki bununla alakalı meseleleri biraz sonra zikredeceğim. Yani bir Müslüman bir Müslümanın malına el uzatamaz. Bir Müslüman bir Müslüman hakkında kötü, gereksiz, gıybet, kötü şeyler, onun ırzına laf atacak şeyler söyleyemez. Bir Müslüman bir Müslümanın malını alamadığı gibi canına kast edemez, ona vuramaz, haksız yere ona hiçbir şey yapamaz. Bu saydığımız şeyler müstesna. Bu saydığımız şeyleri bir yaparsa o zaman İslam şeriatı ona cezasını verir. Ama genel itibariyle baktığımız zaman bu amelleri işleyen insanlar zaten azdır. Müslümanlar kendi aralarında onun için birbirlerine dikkat etmelerini, birbirlerinin haklarına riayet etmeleri gerekmektedir. Bununla alakalı şunu da söyleyeyim meseleme geçmeden önce. Allah Azze ve Celle bir Müslümanla alakalı şunu söyler. Çok önemli. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا Her kim bir mümini öldürürse mutaammiden ama kasten öldürürse. Bakın dikkat edin. Allah azze ve celle bir mümini bilerek öldürmenin cezasının ne kadar büyük olduğunu kendiniz görün. Allah azze ve celle der ki onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ve gadib Allahu aleyhi. Allah azze ve celle onlara gazap etmiştir. Ve Allah azze ve celle onlara lanet etmiştir. Ve adde lehu azaben azimen. Ve onun içinde çok büyük bir azap hazırlamıştır. Bakın dört tane şey zikrettim. Müslümanı kasten bilerek hiçbir gerekçe yokken öldürmenin cezası işte bu kadar büyüktür. Ama bunun dışında bir Müslümanın sadece öldürmediği kişilerin isimlerin Müslüman olması şart mıdır? Hayır. Şeriat bazı kimselere de dokunmanın, öldürmenin haram olduğunu, yanlış olduğunu söylemiş. Mesela örnek verecek olursak eman verdiğiniz kafirler var ise bir Müslümanın eman verdiği birileri var ise sadece sizin eman vermeniz şart değil. Bir Müslüman bir kafire eman verdiyse sizin artık o kafiri öldürmeniz dokunmanız caiz değildir. Bunu da bilmemiz lazım. Sadece Müslüman için geçerli olan bir durum değildir. Veya zimmet ehli dediğimiz ehli zimme, kitap ehli, eğer cizye veriyorsa ve sizin beldenizde yaşıyorsa size düşen onların haklarına riayet etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara bu konuda yaşam hakkı vermiştir. Şeriatın izin verdiği şekilde Müslüman onların haklarına riayet eder. Üçüncüsü aranızda anlaşmalı olan kişiler vardır. Siz biriyle yolculuk yapmışsınızdır. Ticaret yapmışsınızdır. Komşunuzdur ve benzeri kişiler. Siz bununla anlaşma halindesiniz. Sul halindesiniz. Sizin böyle birini öldürmeniz caiz değildir. Veya bir elçi gelmiştir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın elçiye söylediği gibi elçiye zeval olmaz. Elçi sorumlu değildir. O sebepten dolayı eğer öyle olmasaydı ben seni öldürtürdüm diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun hal ve hareketleri, tavırları hoşuna gitmedi. Şayet eğer bu konuda izin verilseydi ben seni öldürürdüm ama elçiye zeval olmaz. Elçinin işi sadece haberi getirmektir. Bu örfende böyledir. Siz bir yere elçi gönderirsiniz, bir yerden size elçi gelir, size düşen onlara dokunmamaktır. Çünkü insanlar arasında bu böyledir. Anlaşmalıdır elçiler. Onlara dokunulmaz. Evet. Ondan sonra şunu söyleyebiliriz kardeşler. Bu anlatacağım meseleler hani ilk önce neyi ortaya koyduk? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını ortaya koyduk. Dedik ki malı, canı, ırzı Müslümana haramdır dedik. Ve bir Müslüman böyle bir şeye teşebbüs edemez dedik. Yukarıdaki İbn-i Mesud hadisini düşünün. Müellifin sözlerini düşünün. Bir de şöyle bir hadis var. Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor ki Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallahü ve enne Muhammeden Resulullah. Emrolundum. Ne ile emrolundum? İnsanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene kadar emrolundum ve yuqimus salata ve yu'tu zekate ve zekat verip namaz kılıncaya kadar onlarla feiza faalu zalika asmu min dimahum ve amwalihim illa bihaqqi'l-islam. Ve hesabuhum alallahi ta'ala. Bunları yaparlarsa bu saydığım dört şey. Yani Allah'tan başka bir ilahın olmadığına, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın onun elçisi olduğuna, namaz kılmaya, zekat verme konusunda eğer bize uyarlarsa uyarlar. Uymazlarsa ben onlarla savaşmakla emrolundum diyor. İslam'ın hakkı müstesna diyor. Bizi ilgilendiren meselesi burası. Yani illa bi hakkil İslam hisabuhum alallahi teala. Hesapları Allah'a kalmıştır. İşte burada önemli olan nokta illa bi hakkil İslam İslam'ın hakkı. Peki İslam'ın hakkı nedir? Yani şu hadise göre gittiğin zaman ki toplumun da düştüğü cehalet burası. Toplum bir hadise alır der ki görüş budur. Peygamber Aleyhisselatü vesselam böyle demiş. O zaman namaz İslam alametidir. Bitti. Sanki başka hadis yok. Veya la ilahe illallah dedi. Muhammedur Resulullah dedi bitti. Sanki başka hadis yokmuş gibi. Burada Peygamber Aleyhisselatü vesselam cevami ol kelim olduğu için az sözle çok şey ifade ediyor. Yani Kelime-i şahadeti anlattı, bununla beraber namazı anlattı, zekatı anlattı ama sonunda ne dedi? İlla bi hakkil İslam. İslam'ın hakkı bundan müstesna. İşte burada alimler kendi aralarında konuşurken bu bahsettiğimiz hadisin bir tefsiri olduğunu söylemişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedik ya yukarıda Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir kimsenin, kanı ancak şu üç husustan birisi dolayısıyla helal olur. Nedir o? Zina eden evli. Cana karşılık can ve dinini terk eden cemaatten ayrılan. Bak İslam'ın hakkı burası oldu işte. Ama sadece bu mu? Hayır. En sonunda onu da anlatacağım. Başka var mı? Var tabi. Onları da anlatacağız. O zaman neyden bahsedelim? Mesela burada dedi ki muhsan olan üzerinden evlilik geçen bir kişinin zina etmesi. Ehli sünnet vel cemaate göre daha önce de anlattığımız rejim meselesi vardı. Her biriniz hatırlarsınız. O meselenin üzerinde çok durmayacağım ama kısaca anlatayım. Bir kişinin üzerinden muhsan olarak evlilik geçmesi şartıyla cinsel ilişki olma şartıyla üzerinden bir evlilik geçerse ve ondan sonra başka bir kadınla zina ederse işte o zaman bu şahıs recmi hak etmiş olur. Yani buna recim hükmü tatbik edilir. Hadisin bize anlattığı nokta orası. İşte burada ehli sünnet uleması bir lafzı da seyyip diyoruz biz buna. Yani bekar olmayan demektir. Bekar olmayan. Yani bundan murat üzerinden evlilik geçen. Muhsan da diyorlar. Seyyip de diyorlar. İkisi de aynı manaya çıkar diyebiliriz. O sebepten dolayı bunlardan bir tanesi bu fiili işlerse ona rejim cezası uygulanır. Demek ki İslam'ın haklarından bir tanesi de buymuş. Buymuş. Bununla alakalı her biriniz hatırlarsanız Ömer radıyallahu anh'ın minberdeyken rejim ayetini okuması, ve kendisinden sonra bazı insanların bu ayetin Kur'an'da olmadığı için inkar edeceğini haber vermişti. Alimler de bu Ömer'in kerametidir ki o söyledikten sonra Mutezile, Hariciler gerçekten bunu inkar etme yoluna gittiler. Halbuki sahabe bu konuda da icma etmişti. Ondan sonra zaten bununla alakalı Gamidiyeli kadının kıssası vardı. Bununla alakalı Maiz bin Malik'in kıssası vardı. Bununla alakalı yine ehli kitaptan bazı kimselerin kendi aralarında çıkan ihtilafta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmeleri, Aleyhisselatü Vesselam'ın da o hükmü onlara anlatmaları vardı. Daha önce anlattık. Bununla alakalı çok rivayet vardı. Önemli olan bir detay daha şunu anlatayım. Abdullah İbni Abbas diyor ki her kim rejimi inkar ederse Kur'an-ı Kerim'de ummadığı bir yerden inkar etmiş olur. Yani her kim rejmi inkar ederse Kur'an'ın herhangi bir ayetini inkar etmiş olur. Ne demek bu? Dolayısıyla diyor bu ayeti kerimeyi okudu. Hangi ayeti kerime? Şu ayet. Maide 15. Ey ehli kitap artık size elçiniz Muhammed aleyhissalatü vesselam gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden Birçoğunu sizlere açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. İşte buradaki gizlenen gerçekler İbn Abbas'a göre rejimdir. Çünkü ehli kitap rejim ayetini gizliyorlardı, saklıyorlardı, örtüyorlardı. İbn Abbas da diyor ki rejim cezası onların sakladıkları şeyler arasındaydı diyor. Ve diyor ki önceleri yüce Allah'ın zina eden kadınlar hakkındaki hükmü Allah onların canlarını alıncaya kadar yahut da onlar için bir yol gösterinceye kadar hapsedilmeleri şeklindeydi. Daha sonra onlara çıkış yolu gösterildi. İşte burada Abdullah İbni Abbas Maide Suresi 15. ayetinde ehli kitabın sakladığı şeylerden bir tanesinin de recim olduğunu, peygamberin gelip bunu ortaya çıkarttığını söylüyor. Eğer recmi inkar ederseniz Allah Azze ve Celle'nin, bu ayetini inkar etme yoluna gitmiş olursunuz. Daha önce de söylediğimiz gibi bu bekar için değil, bu evli olan, muhsan olan, üzerlerinden evlilik geçen insanlar için geçerlidir diyebiliriz. Evet. Zina'nın hükmüyle alakalı meseleler çok uzun olduğu için oraya girmeyeceğim. Bir önceki derslerde rejimle alakalı anlattığım meselelerde kişi oraya başvurabilir. Evet. İkinci hadisin kapsamı Abdullah İbni Mesud hadisinin o nefsi bir nefs yani nefse karşı nefs. Müellifin de ne dediği neydi? Bir Müslümanı bir kişiyi öldürmek yani kısas. Şayet eğer kısaslık bir durum söz konusu ise o zaman illa bi hakkil İslam meselesi orada devreye giriyor. Yani İslam'ın hakkın müstesna meselesi orada devreye giriyor. Biri dese ki ya bu adam la ilahe illallah diyor. Muhammedur Resulullah diyor. Namaz kılıyor, zekat veriyor. Yok. Artık o kalkan onun üzerinden kalkmış oldu. Çünkü bir Müslümanı öldürdü. Bir Müslümanı öldürdüğü için Allah azze ve celle kısası emrediyor. Bununla alakalı birçok ayet vardır. Biraz önce okuduğum ayette dedik ki her kim bir mümini kasten bilerek öldürürse içinde kalacağı ebedi bir cehennem vardır dedi Allah Azze ve Celle ve dört tane azap zikretti. Başka ayette bir Müslümanın bir Müslümanı kasten öldürülmesi düşünemez. Ama kata ile öldürürse diyerek Allah Azze ve Celle onun diyetini de ortaya koyuyor. Diyeti de şudur şudur diyor. Bu ne demek? Bir Müslüman bir Müslümanı asla öldüremez. Şöyle bir soru gelebilir. Peki bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi İnsanı küfre mi götürür? Çünkü Allah Azze ve Celle orada diyor ki halidine fihe ebeden diyor. Eğer orada ebedi kalacaklar dediyse bu adam kafirdir meselesini ortaya koyuyorlar. Ama biz ne diyoruz? Ehli sünnet vel cemaat olarak selefin cumhuru şöyle der bu konu hakkında. Der ki şayet bir Müslüman bir Müslümanı helal görerek öldürürse o zaman işte bu bahsettiğimiz azaplarla karşı karşıya kalır. Bunun dışında Allah Azze ve Celle hucurat süresinde iki Müslüman topluluk karşı karşıya gelirse diyor. Çünkü iki Müslüman topluluk savaş esnasında karşı karşıya gelebilir. Sahabeler karşı karşıya gelmişler, birbirlerini öldürmüşler, savaşmışlar. O sebepten dolayı kastedilenin bu değil bilakis bunu helal görmek, bilerek yapmak. Yani Müslümanın malını canını kendisine helal gören kişi için geçerlidir demiş ehli sünnet uleması. Bunu bileceğiz. Başka bir nokta ise Allah Azze ve Celle bize burada kısası farz kılmış kardeşler. Hani biz hep anlatıyoruz ya ya kardeşim bir insan bir insanı öldürdüğü zaman eğer onun cezası hafif ise 5 sene 10 sene yatıp çıkmak ise bu karşı tarafa bir zulümdür diyoruz. Sen bunu yapmadığın takdirde bu sefer karşı taraf bunun yapmanın yollarını arıyor. Oysa şeriat böyle demiyor. Şeriat diyor ki şayet sen birinin ailesinden birini öldürdüysen Allah Azze ve Celle ona kısas hakkı veriyor. İşte şu ayette olduğu gibi Allah Azze ve Celle Maide Suresi 45. ayette der ki Şüphesiz ki biz Tevrat'ta üzerlerine şunu yazdık der. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas vardır. Yaralar da kısasa tabidir der. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o kendisi için kefaret olur der. Ondan sonra Allah azze ve celle her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir der. Akabinde bunu söyler. Yani kısas meselesini Allah Azze ve Celle bize tavsiye ediyor. Önceki şeriatlarda da bunun olduğunu söylüyor. Ve bunu yapmayan kimselerin apaçık bir şekilde kafirler olduğunu söylüyor. Veya başka bir ayette Allah Azze ve Celle der ki Ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı der. Yani sizden biri veya aranızda biri birini öldürürse kısas onun üzerine tatbik etmek farz kılındı der. Allah Azze ve Celle bu şayet der ki hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas vardır der. Ve öldürülen kimsenin kardeşi tarafından affedilirse der, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir der. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra kim tecavüzde bulunursa elem dolu bir azap vardır der Allah Azze ve Celle. Bunlar ve daha anlatacağımız Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde olduğu gibi Ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki korunursunuz der bize alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle der ki eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırır. Misliyle. Eğer sabrederseniz elbette Allah Azze ve Celle sabredenlerle beraberdir. Sabır onlar için daha hayırlıdır der. Bu anlattığım ayetler ve daha anlatacağımız birkaç ayet daha var ki burada Allah Azze ve Celle bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi şartıyla eğer böyle bir durum söz konusu olursa ona kısas gerekir. Hatta Allah Azze ve Celle dişe diş, göze göz, kulağa kulak gibi böyle örnekler vermiş. Ta ki misliyle olsun. Kimse kimseye zulmetmesin diyerek alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle böyle hüküm vermiş diyebiliriz. Bunun dışında hani diyebiliriz ki kısas dediğimiz sadece bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi mi? Hayır. Hani Müslümana Müslümanın Müslümana vurması dahi caiz değildir, haramdır. Şayet onun dişini kırarsa aynı şey ondan da istenir. Kulağına zarar verirse aynı şey ondan da istenir. Hatta burnunu kırar, gözünü çıkarırsa aynı şey ondan da istenir. Bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var ki Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki bir Yahudi gümüş takıları için bir cariyeyi taşla öldürmüş. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a getirildi. Henüz cariye daha canını teslim etmemişti. Tabi kadına soruyor seni falanca mı öldürdü? O diyor ki hayır başıyla. Hayır hayır diyor. Kadın can çekişiyor yani. Falanca mı öldürdü? Hayır hayır. Üçüncü defa sorunca seni bu mu öldürdü deyince kadın itiraf etti. Dedi ki beni o öldürdü. Yahudi de itiraf edince Aynı şey ona tatbik edildi. Yani o kadını taşla mı öldürdü? Aynı şekilde o adam da taşla öldürüldü. İşte bunun ismi kısastır kardeşler. Sana ne yapıldıysa misliyle. Allah Azze ve Celle'nin eğer bir ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. İşte buradaki kasıt Allah en doğrusunu bilir. Buradadır diyebiliriz. O sebepten dolayı bu böyledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yine bir olay geliyor. İki tane kişi beraber ağaçtaki yaprakları sirkelerken birbirlerinin aralarında sıkıntı oluşuyor. Ve bir tanesi alıp baltayı adamın kafasına vuruyor. Tabi ölen kişinin velisi adamı yakalıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam itiraf ediyor musun diyor. Evet diyor itiraf ediyorum diyor. Neden öldürdün diyor. Bana diyor hakaret etti. Ben de dayanamadım öldürdüm diyor. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da tamam diyor itiraf ettiyse cezasını tatbik edebilirsin yani misliyle. Sonra gittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam keşke bu adam bağışlasaydı. Bağışlamazsa o da onun gibi olur deyince bu sözü o adam işitince adamı alıp geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Diyor ki ey Allah'ın Resulü duydum ki sen benim için böyle demişsin. Yani o bağışlanmazsa o da onun gibi olur. Oysa ben sana getirdim sen de bana izin verdin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen diyor kardeşinin günahlarını senin günahlarının bağışlanmasını istemez misin diyor. İsterim diyor. O zaman diyor ki affet diyor. Tabi öncesinde aralarında şöyle muhabbet geçiyor. Yani senin vereceğin bir şey yok mu yani kefaret olabilecek bir şey yok mu? Fidye verebileceğim bir şey yok. yok diyor. Sadece bu üstümdeki kıyafetler ve elimdeki balta var. Peki aşiretinden senin için bir bedel ödeyecek kimse yok mu? Yok aşiretimde beni kimse sevmez diyor. Öyle olunca adam fakir ve yapmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam affetmesi için adamı teşvik ediyor ve affediyor. Affedebilir mi? Evet affedebilir. Affederse ne vardır? Affederse ecir vardır. Alimler bu hadisin üzerine şunu bina etmişler kadı karşı tarafı ne yapabilir? İkna edebilir. Affet diyebilir. Aralarındaki sulhu arttırmak için böyle tekliflerde bulunabilir. O sebepten dolayı diyet de ödemesi için şart koşabilir. Diyete de teşvik edebilir. İlahiri kadının böyle hakları vardır demişler diyebilirim. Ama bir Müslüman bir Müslümanı hata ile öldürürse bunun zaten Kur'an'da, anlatıldığı şekilde farklı farklı hükümleri vardır. Yeri burası olmadığı için geçiyorum. Şunu söyleyebilirim yine. Ve bu şurey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu naklediyor. Kişi diyor haksız yere bile bile öldürürse velisi şu üç şeyden birini tercihte muhayyerdir. Ya kısas ister ya affeder yahut diyet alır. Bunun dışında kim bir şey söylerse işte o tecavüz etmiştir. Yukarıda ayette anlattığımız gibi. Budur. Kadı Şüreyh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu naklediyor. Hatta çok ilginç bir durumdur ki bunu da aktarayım. İmam Malik anlatıyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh tek bir kişi için beş veya yedi kişiyi öldürttü diyor. Tek bir kişi için beş veya yedi kişiyi öldürttü. Bunlar diyor hile ile birini öldürmüşlerdi. Ömer radıyallahu anh'ın talimatı ile şu ilave edilmiş. Demiş ki bir tek kişinin öldürülmesine bütün sana yani Yemen'de sana diye bir bölge var. Hepsi katılmış olsaydı hepsinin öldürülmesine hükmederdim diyor. Düşünün bir şahıs var öldürülmüş ama ölümünden 30 kişi sorumlu. 30 kişi de öldürülür diyor Ömer radıyallahu anh. Burası çok önemli. Bugün hani kafirlerin ceza hukukunda bir cinayet işleyen birini teşvik etmek gibi. Git onu öldür veya ona yardım etmek gibi, ona vesile olmak gibi. Bunlar hepsi aynı baptan değerlendirilir diyor Ömer radıyallahu anh. İşte bunu da bilmekte fayda var diyebilirim. Ve üçüncü nokta hadisin bize anlattığı müellifin bize anlattığı üçüncü noktada vatariqi li dinihil mufariq lil cemaati irtidad eden yani dinini terk eden ve cemaatten ayrılan parçalayan kişi biz biliyoruz ki mürtet İslam'dan irtidad eden kişi öldürülür. Ama bugünkü bazı akılcılar, hadis inkarcıları öyle bir şey yok diyorlar. Kur'an'da Öyle bir şey yok diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle ayet eder ki her kim İslam'dan başka bir din ararsa o ondan kabul edilmeyecek. Ve diyor ki ayetin devamında ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacak. Bu ayete dayanarak ehli sünnet uleması demişler ki bir kişi dinini değiştirirse ahiretteki hükmü belli olduğu için o adam kafir hükmündedir ve öldürülmesi gerekir demişler. Başka bir rivayette ise Allah Azze ve Celle der ki sizden kim dininden yani kafir olur ve o şekilde ölürse öylelerine demiş Allah Azze ve Celle bütün yapıp ettikleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Yani sen öncesinde amel yapmışsın o amelin sana bir faydası yok çünkü sen dinden döndün ve Allah Azze ve Celle sana ölüm nasip etti kafir olarak öldüğün için bütün amellerin boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli ebedi bir şekilde kalırlar demişler. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın der ki Men beddele dinehu faktuluhu. Her kim dinini değiştirirse onu öldürünüz. Onu öldürünüz demiş. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve sahabenin dinden irtidad eden veya yaptıkları işin irtidat olarak olduğunu söyleyip de onlarla savaşanların hükmü de bu şekildedir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı onun vefatından sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine karşı gelmiş. Onun söylediklerini yapmamış. Dininden dönmüşler. Ebu Bekir radıyallahu anh bunların hepsinin öldürülmesine, onlarla savaşılmasını emretmiş. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katibi olan Abdullah İbni Sa'd İbni Ebi Serh geliyor Mekke'de. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fetih günü diyor ki her kim onu Kabe'nin örtüsüne yapışmış bir şekilde bile görürse öldürsün diyor. Ancak Osman radıyallahu anh ona eman veriyor. O ona eman verdiği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın verdiği emandan dolayı onu öldürtmüyor. Ancak normalde ona ölüm hükmü vermiştir. Bunun dışında anlatabileceğimiz Vesselam Muazı Yemen'e gönderiyor ve ona şöyle diyor. Herhangi bir kimse İslam'dan dönecek olursa onu tekrar İslam'a çağır, davet et. Eğer İslam'a dönerse mesele yok. Ama eğer dönmezse o takdirde onun boynunu vur diyor. Herhangi bir kadın da aynı şekilde. İslam'dan irtidat edecek olursa onu davet et. Dönerse mesele yok. Dönmezse onun da boynunu vur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muaza bunu söylüyor diyebiliriz. Başka rivayetlerde yine Ali Radiyallahu anh'ın rivayetinde bir Yahudi kadın Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ediyor, laf söylüyor. Bir adam onu boğarak öldürüyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kadının kanı batıl oldu diyor. Heder oldu diyor diyerek bunu söylüyor. Yine İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın cariye laf söylüyor, kötü sözler söylüyor. Gözleri kör olan bir tane sahabe, yaşlı olan bir sahabe onu öldürüyor. Ondan sonra da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine onun kanının heder olduğunu söylüyor. İşte bunlar mürtedin öldürüleceğine dair delillerdir. Kafir olacağına dair delillerdir diyebiliriz. Bu anlattığımız meseleler zaten her birinizin malumu olan meseleler. Herkesin malumu, herkes bunları biliyor zaten. İnsanların bilmediği nokta illa bir hakkı İslam dediğimiz zaman işte burada İslam'ın hakkı müstesna. Demek ki şeriatın emrettiği başka şeyler de olabilir. Yani sadece mürtet değil, sadece zina yapan evli değil veya bahsettiğimiz meselelerin hiçbiri değil. Başka şeyler de olabilir yani. Çünkü geniş. Biz ne dedik? Sadece tek bir hadisle insan hüküm vermesi doğru olmaz. Mesela bakın bu anlatacağım meseleler de buna delildir. İşte biri bu anlatacağım meseleleri de yaparsa öldürülmeyi İslam şeriatına göre öldürülmeyi hak ederler. Müellif üç tanesini zikretti. Meşhur olanları zikretti. Ve meşhur olan hadislerde geçenleri zikretti. Benim anlatacağım genellikle e, insanların çok dillendirmediği meseleler. Mesela bir tanesi şudur. Lut kavminin amelini işleyen. Bakın mesela Lut kavminin amelini işleyen ister bekar olsun ister evli olsun. Yani fark etmiyor. Evli de olsa bekar da olsa öldürülür. Çünkü bakın ve bu selefin üzerinde ittifak ettiği bir görüş. İbn Abbas diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim Lut kavminin amelini işlerse eğer onu o şekilde bulursanız faili de mef'ulü da öldürünüz diyor. Yapanı da mef'ulü da öldürünüz diyor. İşte bu bize neyi gösteriyor? Demek ki sadece zina eden değil erkek erkeğe ilişkiye giren kişi de öldürülür. Bu bahsettiğimiz hükmün dışında zikredebileceğimiz bir durum. Biri diyebilir ya bu zina kapsamında değil midir? Hayır bu zina kapsamında değildir. Neden? Çünkü yukarıda zikrettiğimiz zina evli için geçerli. Burada evli bekar fark etmiyor. Bu ameli kim yaparsa yapsın bu öldürülür. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Yine diyor ki ikinci olarak söyleyebileceğimiz yukarıda zikrettiğimizin dışında Müslümanların birliğini bozmak. Şayet biri Müslümanların birliğini bozarsa o kimsenin öldürülmesi konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Aleyhisselatü Vesselam der ki bir tek kişi etrafında toplanmış bulunduğunuz halde size birliğinizi bozmak isteyerek cemaatinizi dağıtmak isteyerek gelen kimseyi öldürünüz diyor. Yani bir topluluk var, bir cemaat var ama biri geliyor aranıza fitne sokmaya çalışıyor, parçalamaya çalışıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle birini öldürünüz diyor. Şunun gibi mesela örnek vereyim. İki halifeye beyat eden kişiyi. Mesela iki halifeye beyat edildiği vakit ikisinden diğerini öldürünüz diyor. Neden? Çünkü burada sen ne yapıyorsun? Sen tefrika çıkartmış oluyorsun. Şayet iki tane diyelim ki büyük bir topluluk var. Herkes kendine beyate çağırıyor. Meşru ama Müslüman. Sen de orada çıkıp diyorsun ki bana beyat edin. O adamın öldürülmesi haktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü burada zaten bir cemaat var. Parçalanmayı yasaklamış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kötü de olsa sana göre, zalim de olsa, günahkar da olsa, sen onun bazı huylarını beğenmesen de bütün Müslümanlar o adamın etrafında toplandıysa sana düşen senin de ona biat etmendir, sabretmendir. Ama sen gidip başka bir cephe açıp hadi gelin bana beyat edin dediğin zaman işte o zaman Müslümanların birliğini bozmuş oluyorsun ve öldürülmeyi hak etmiş oluyorsun. Yukarıda zikrettiğimizin dışında. Yine başka bir mesela yeryüzünde fesat çıkartmak, yol kesmek. Allah Azze ve Celle der ki Allah'a ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ve yerlerinden sürülmeleridir diyor. Bu onlara dünyada bir rüsvahlıktır. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır diyor. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 33. ayette burada yol kesen, eşkıyalık yapan kimsenin yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselerin ellerinin, ayaklarının çaprazlama kesilip öldürülmelerini Allah Azze ve Celle emrediyor. Bakın yukarıda zikrettiğimizin dışında. Bu insanlar Müslüman olabilirler ha. Müslüman olabilirler. Bu bahsettiğimiz dinden çıkaran meseleler değil yani. Bunlar ölümü hak eden kimselerin Müslüman olmalarına rağmen bu fiile binaen öldürülmeleridir. Bunu söyleyeceğiz. Dördüncü mesele ise namazı terk eden kişi. Bize göre tabi namazı terk eden kişi zaten kafir olur. Ama bazı mezheplere göre öyle değil misalen. Bazı mezheplere göre evet öldürülür ama Müslümanların mezarlıklarına gömülür derler. Bize göre mürted olarak öldürülür ama bazılarına göre günahkar olarak öldürülür. İki şekilde de düşünürsek yine ne oluyor? Öldürülüyor kardeşler. Öldürülüyor, ölümü hak ediyor. İlla bi hakkı İslam dediğimiz mesela işte bunlardır. Yine haksız yere birinin sizin malınıza, canınıza, ırzınıza el uzatması. Böyle bir durumda da yine siz karşı tarafı öldürebilirsiniz. Delil ise Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor, kendi ırzı için, namusu için savaşan şehittir diyor. Rızkı için savaşan şehittir diyor ve benzeri şeyler söylüyor. İbni Ömer'in huzuruna bir tane hırsız girdi. İbni Ömer kalktı, kılıcını çekti. Eğer engel olmasalardı adamı öldürecekti. Çünkü malına göz koymuş. Malını almış. O sebepten dolayı eğer İbni Ömer'e engel olmasalardı kılıcıyla adamın boynunu vuracaktı. Başka bir rivayette hasan Basri elinde demir olan bir hırsız bir adamın evine girerse diye soruldu. O da dedi ki hangi şekilde öldürmeye müktedir isen onu öldür dedi. Fetvayı verdi yani. Evine bir hırsız girdi. Elinde kılıcım var. Onun da elinde demiri var. Onu öldür diyor. Ama bugün olsa bugün olsa sen bir hırsızı öldürsen gider ceza yatarsın. Düşünün adam senin ırzına göz koymuş. Malına göz koymuş. Namusuna göz koymuş. Senin evinin ortasına kadar geliyor. Ama sen o adamı çeksen vursan ne olur? Gider ceza yatarsın. İslam'a göre bu böyle değildir. İslam'a göre eğer şayet gerçekten bu adam hırsızlık yaptıysa ve sen o arada malını kurtarmak için savaşıp bu adamı öldürdüysen sana ne gerekmez? Sana kısas ve benzeri şeyler gerekmez, diyet ödemen gerekmez diyebiliriz. Ve altıncısı ise sihirbazdır. Yine sihirbazı da zikredersek o da zaten mürtet olduğu için öldürülüyor. Ama İmam Şafi'ye göre şayet eğer yaptığı amel Allah'tan başkasına ibadete taluk ediyorsa evet bu kafirdir, etmiyorsa kafir değildir diyor. Ama biz biliyoruz ki gerçek manada sihir mutlaka cinlere ve şeytanlara ibadet etmekle olur. Kişi sihir yaparak da zaten mürtet olur ve öldürülür. Bununla alakalı Hafsa annemizin fiili var, kendi cariyesini öldürtüyor. Yine sahabeden gelen nakiller var. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda tavsiyeleri, hadisleri var. E, sihirbazın cezası tek bir kılıçtır. Ne bir eksik ne bir fazla diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu konuda tavsiyelerde bulunuyor. İşte bu anlattığım meselelerin her biri kardeşler. Her biri bize şunu ortaya koyuyor. Demek ki bu meseleler sadece yukarıda anlatıldığı gibi değil. Şeriat bir bütün bir bütün olduğu için sen cımbızcı bir şekilde yaklaşamazsın meselelere. Cımbızcı bir şekilde yaklaşırsan o zaman şeriatı eksik bir şekilde yaşamış olursun. Bugünkü insanların düştüğü durum bu. Adam cehaleti yüzünden seni suçluyor. Mesela adam diyor ki kim la ilahe illallah derse cennete girer diyor. Başka hadisler var diyorsun. Adam o hadisleri bilmediği için seni harici görüyor. Öyle değil işte. Meseleyi bir bütün olarak yaklaşmak lazım. Eğer bir bütün olarak yaklaşmazsan Alimlerin zelleleri, hataları seni saptırır da sen farkına bile varamazsın. Allah muhafaza bundan sakınmak gerekiyor. Evet. Öbür babı oku. Mahlukattan Allah'ın diledikleri hariç hepsi yok olacaktır. Allah'ın yok olmasını gerekli kıldığı her şey yok olacaktır. Ancak cennet, cehennem, arş, kürsi, lev, kalem ve sur hariç. Bunlardan hiçbir ebediyen yok olmayacaktır. Sonra kıyamet günü Allah mahlukatı onları öldürdüğü hal üzere diriltecektir. Onları dilediği şekilde de hesaba çekecektir. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın ateştedir. Allah sonsuzluk için yaratılmamış olan diğer mahlukata toprak olun buyuracaktır. Evet bunların her birini üzerinde durmaya zaten vaktimiz yok ama zaten cennet ile cehennemi işlemiştik. Zaten bu anlattığımız meselelerin çıkış noktası şu ayet. Daha önce anlattık kullu şeyin halikun illa vechehu onun vecihinden başka her şey yok olacaktır. Her şey. İşte buradaki ayete dayanarak bazı akılcılar demişler ki Allah'ın vecihi dışında her şey yok olacaksa demek ki o zaman cennette yok olacak, cehennemde yok olacak, arşta yok olacak, kürsüde yok olacak her şey demişler. Halbuki mücahitten gelen bir tefsirde şöyle diyor. Allah Azze ve Celle burada bunu derken yani Allah'ın vecihi dışında her şey yok olacaktır. Buradaki tefsiri şöyle yapıyor. Allah'ın vecihi dışındaki bütün vecihler yok olacaktır diyor. Bütün vecihler yok olacaktır. Yani bütün yüzler yok olacaktır diyor. Yani Allah'ın vecihi dışındaki öbür vecihler yok olacaktır. Bir tefsiri bu. Allah en doğrusunu bilir. Bunun dışında başka bir ayet daha var. Allah azze ve celle der ki: "Kullu men aleyha fan" ve yebqa vechehu rabbike zul Celal vel ikram. Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir, yok olacaktır. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin vechi ise bakidir diyor Allah Azze ve Celle. İşte bu ayet ile yukarıda zikrettiğimiz ayet nedir kardeşler? Bu ihtilafın çıkış noktasıdır. Daha önce anlattık dedik ki İmam Ahmet bu ayeti müteşabih olarak kabul ediyor. İmam Ahmet diyor ki bazı kimseler bu ayeti delil getirerek cennetin ve cehennemin yok olacağını söylüyorlar. Şüphesiz ki bu ayet müteşabihtir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin murad ettiği şeyler yok olacaktır. Murad etmediği şeyler de yok olmayacaktır diyor. Yani Allah neyi takdir ettiyse o yok olacaktır. Neyi takdir etmediyse o da yok olmayacaktır diyor ve o ayeti müteşabi olarak zikrediyor. Başka hadislere de baktığımız zaman yukarıdan müellifin zikrettiğinin dışında bir de şunlar da var. Bunu da eklemekte fayda var. Mesela omurga kemiğinin en son kısmı. En son kısmı hani insanlar tekrar ondan yaratılacak ya. Hadislerde böyle geçiyor ya. Bu konu hakkında mesela İbnül Kayyım böyle şeyler getiriyor diyor ki bu da yok olmayacak diyor mesela veya huriler yok olmayacak. Hadi tamam hurileri aldın. Biz dedik ki cennetteki her şey olacak zaten. O huriler hadi cennette olduğu için yok olmayacaklar. Bu kemik yine yok olmayacaktır diyebiliriz. O sebepten dolayı kardeşler cennet ve cehennem yaratılmıştır ama fani olmazlar diyeceğiz. Fani olmazlar. Neden öyle diyoruz? Biz diyoruz ki çünkü Allah azze ve celle Onları fani olmaları için değil, ebedi kalmaları için yaratmıştır. İçindekiler biraz önce zikrettiğim gibi içindekiler de onlarla beraber yine fani olmazlar. Sen dersin ki ırmaklar, huriler, aklına ne gelirse gelsin cennet ve cehennem ve içindekiler fani olmazlar. Onlar hep kalacaktır diyebiliriz. İmam Mahdavi bu konudaki çok açık görüşleri vardır. Yine İbni Teymiye şöyle der. Der ki ümmetin selefi ve imamları ve diğer ehli sünnet ve cemaat yaratılmışlardan cennet, cehennem, arş ve diyor ki bak arş ve diğer bazı şeyler gibi diğer bazı şeyler gibi bazılarının yok olmayacaktır ve tamamen son bulmayacaklardır. Bu konuda ittifak etmişlerdir diyor İbni Teymiye buradaki önemli nokta diğer bazı şeyler diyerek sanki müellifin söylediğine atıf yapıyor diyebiliriz. Bunun yok olacağını kim söylüyor? Bunun yok olacağını Mutezile ve ilk söyleyen Cehmin Safan ve Ebul Huzeyl el-Allaf yine Mutezile'nin ilk çıkış adamlarından Vasıl bin Atan'ın talebelerinden o bu şeylerin fani olabileceğini söylüyor diyebiliriz. Burada dikkat çekici nokta şurası. Hani cenneti, cehennemi zaten bir önceki derslerde Allah Azze ve Celle fani olması için yaratmadığını söyledik. Bunu ispatladık. Ancak burada önemli olan birkaç nokta var. Aş, kürsü gibi meseleler. Ve diğer bazı meseleler zikredilmiş. Lef gibi meseleler. Bunlar gerçekten Kalacaklar mı, kalmayacaklar mı? Bakın mesela arşın kürsünün e, hatta bazı rivayetlerde arşı taşıyan meleklerin kalacağı ne oluyor rivayet olunuyor. Bununla alakalı şunu söyleyelim. Allah azze ve celle bize ayette şunu söylüyor. Diyor ki Allah azze ve celle İbrahim Suresi'nde yerin başka bir yer, göğün başka bir göğe dönüştüğü ve bütün insanların var olan, tek olan, her şeyin üzerinde hükümran olan Allah'ın huzuruna çıkacakları gün Allah'ın önceden verdiği sözü yerine gelecektir. Buradaki önemli nokta şurası kardeşler. Yerin başka bir yer, göğün de başka bir gök olmasından bahsediyor. Yani o zaman dünya başka bir dünya olacak. Yer başka bir yer, gök başka bir gök olacak. Bakın buraya dikkat edin. Çünkü cennet ve cehennem ahirettedir, dünyada değildir. Alimler böyle diyorlar. Bunun dışında şunu söylüyor alimler yine bu ayette. Gökyüzü yarıldığı zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman insanoğlu yapıp gönderdiklerini, yapmayıp geride bıraktıklarını bir bir anlayacaktır diyor. Burada gökyüzü yarıldığı zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman diyor. Yani Allah Azze ve Celle kıyametin e, koptuğu vakitten bahsederken dünyanın farklı bir şekil alacağını, farklı bir havaya gireceğini, farklı bir duruma gireceğini bize apaçık bir şekilde söylüyor. İşte bu anlattığımız meseleler bize neyi ortaya koyuyor? Dünyada her şey yok olabilir ama ahiret öyle değildir diyeceğiz. Cennet ve cehennem için alimler böyle söylüyor. Çünkü cennet ve cehennem ahirettedir, dünyada değildir diyorlar. Bunun dışında arş ve kürsü ile alakalı da şunu söyleyebiliriz. Der ki Allah Azze ve Celle gökte yarılmış ve artık o günde çökmeye yüz tutmuştur. Melekler ise onun çevresi üzerindedir. O gün Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz tane melek taşır. Yani Allah Azze ve Celle'nin arşının o an durduğunu ve meleklerin taşıdığını Allah Azze ve Celle ayette bize bildiriyor. Ee, yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesinden şunu dinliyor. Cabir Radiyallahu diyor ki Habeşistan'dan muhacirler döndüklerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Habesistan'dan memleketinden gördüğünüz ilginç şeylerden bahsetmez misiniz diyerek sahabesine sordu. Yani orada gördüğünüz ilginç bir şey yok muydu? Bahsedin de dinleyelim deyince bazı gençler geldiler dediler ki ey Allah'ın Resulü bir gün otururken biz yaşlı bir rahibe kafasının üstünde bir su testisi taşırken yanımızdan geçti. Onlardan bir genç eliyle rahibenin omuzların arasını dokundu ve onu itti. Kadın iki dizinin üzerine düştü ve testisi kırıldı. Rahibe kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey gaddar, yaptığının karşılığını göreceksin." Yüce Allah kürsüyü kurup, bak buraya dikkat edin. Önemli olan bizi ilgilendiren meselesi burası. Yüce Allah kürsüyü kurup tüm geçmiş ve gelecek insanları topladığı zaman Eller ve ayaklar yaptıklarının anlattığı zaman o anda benim ve senin durumum onun katında belli olacaktır dedi kadın. Peygamber aleyhissalatü vesselam da o kadın doğru söyledi, doğru söyledi dedi. Burada bizi ilgilendiren meselesi ne? Yani kürsünün kurulmasından bahsediyor. Her şey yok olmayacaktır. Allah azze ve celle'nin takdir ettiği şeyler yok olacaktır. Yani kürsi o an olacaktır demek için alimler yine bu rivayeti, delil getirmişlerdir. O sebepten dolayı yukarıda zikrettiğimiz her bir mesele gerek Kur'an gerek de sünnetin delaletiyle vardır. Ve seleften gelen eserlerde de vardır. Sadece lefi mahfuz hakkında eserde geçiyor. Bu konu hakkında ben bir hadisle karşılaşmadım. Hani lefi mahfuz da kalacaktır gibi bir hadis görmedim. Allah en doğrusunu bilir ama İmam Berbahari belli ki bazı rivayetlere dayanarak onu da zikretmiş. Allah en doğrusunu bilir. Ama yukarıda zikredilenlerin her biri olacaktır. Her biri olacaktır diyeceğiz. Biz bu şekilde iman ediyoruz. Son noktanın son ibaresi toprak olun diyecektir. Allah Azze ve Celle bütün herkesi hesaba çektikten sonra onlara ne diyecektir? Onlara toprak olun diyecektir. Allah azze ve celle kime toprak olun diyecektir. İnsana toprak olun demeyecektir. Çünkü insan toprak olmayacaktır. Çünkü insanın aklı vardır. Mükelleftir. Allah azze ve celle ona bazı şeyler emretmiştir. Yapmadığı takdirde ya cezasını çekecektir, yaptığı takdirde mükafatını alacaktır. İnsan ortada kalma gibi bir lüksü, hakkı yoktur. Ama hayvanlar için bu vardır işte. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle e, tekfir süresinde ne der? Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında bir görüşe göre bu kıyamet vaktidir. Bazı müfessirlere göre. Yine Nebe suresi 40. ayette o öyle bir gündür ki insan kendi eliyle işlediklerine bakar. Kafir de ne olurdu da ah keşke ben de bir toprak olsaydım der. Bu ayetin tefsirinde alimler şunu söylüyorlar. İmam Mücahit Ebu Hureyre'den naklediyor. Diyor ki Yüce Allah mahşer gününde hayvanları diriltip huzuruna getirecek. Birbirlerinden haklarını alıp ödeştirecek. Sonra da onlara diyecek ki toprak olun. Toprak olun diyecek. Sonunda onların hepsi de toprak olacaklardır. Hayvanların bu haline gıpta ile bakan kafirler Allah'tan kendilerine toprak olmasını kendilerinin toprak olmasını isteyecekler. Fakat insanlar cezasını çekeceğinden hayvan gibi muamele görmeyecektir diyor. Ve bunu İmam Mücahit Ebu Hureyre'den Abdullah İbni Ömer'den getiriyor bu tefsiri. Neden kardeşler? Şundan dolayı. Çünkü hayvanların toprak olma hakkı vardır. Çünkü onlar mükellef değillerdir. Ancak İnsanoğlu için bu geçerli değildir. Bu sadece hayvan için geçerlidir diyebiliriz. Yukarıda müellifin kastettiği de budur. Müellif ne dedi? Dedi ki ebedi kalmak için yaratılmamış olan diğer mahlukata toz, toprak olun. İşte burada kastedilen mesele bu anlattığım meseledir diyebiliriz. Normalde bir sonraki babı da işlemeyi uygun görüyorduk ama vaktimiz kalmamış. Bir sonraki BAP'ta bir iki nokta daha var. Bununla birleştireceğim. Onu da zaten hatırlatırım tekrar. Allah Azze ve Celle izin verirse. O zaman burada bitirelim. Allah Azze ve Celle bizi hakkıyla Rabbimizin emrettiği amelleri yapan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle kıyamet günü bedbah olanlardan eylemesin. Bilakis sahit olanlardan eylesin. Sonradan pişman olanlardan eylemesin. Dünyada Rabbimizin verdiği izin hak ile, Onun emrettiği şekilde, Onun emrettiği ibadetleri yapmayı her birimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle ihlaslı olan kullarından eylesin ve Onun vaadini asla unutmayan kullarından eylesin. Wa khiru daawana hamdulillahi Rabbi alaamin. Subhanak Allahu ma bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك